Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir videoyla ile daha beraberiz. E, Ada ile alakalı konuşacağız. Oldukça güzel iki tane haber mevcut. E, hele bir tanesi çok büyük bir haber. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Dilerseniz abone olabilirsiniz. E, abone olursanız çok memnun olurum. Haricinde arkadaşlar. E, tabii ki Ada videolarının devamı için videoyu da beğenerek olumlu bir somut tepki gösterebilirsiniz. Arkadaşlar an itibariyle Ada CEO'su açıkladı ve e, söylediğine göre ABD temsilciler meclisinde arkadaşlar kendisi e, bir davet almış ve 23 Haziran saat 10.30'da gerçekleşecek e, toplantıda Ada'nın CEO'su da yer alacak ve bu toplantıda aslında kripto'dan ve blockchain teknolojisinden bahsedecek ABD temsilciler meclisi gibi ee, bu kadar büyük bir e, resmi kuruluşun sevgili dostlar özellikle hem ada özelinde hem de kripto piyasasıyla alakalı e, böyle bir harekette olması gerçekten çok güzel bir haber. E, önce bunu söylemek lazım yani kripto piyasası için gerçekten çok güzel bir hareket e, artık tanındığını ve e, tanınabileceğini bize net bir şekilde aslında resmi bir şekilde gösteriyor. Ve e, kesin kes aslında kripto'nun tanınabilirliğini karşımıza koyuyor ki böyle bir hareket içinde Ada Coin'in yani Cardano'nun seçilmesi kesinlikle muazzam sevgili arkadaşlar. E, bu temsilciler meclisinin yaptığı yapacağı ve Ada CEO'sunun da bulunacağı toplantı 23 Haziran saat 10.30'da gerçekleşecek ve YouTube üzerinde e, bu saatte canlı yayın yapılacak sevgili arkadaşlar. Ee, çok güzel bir haber tabii ki böylesi büyük bir durum içinde adayı seçmeleri oldukça e, güzel bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Haricinde şunu da söylemek lazım Nansen arkadaşlar bir rapor yayınladı. Nansen'in yayınlamış olduğu raporda geçtiğimiz zamanlarda biliyorsunuz birçok çöküş gerçekleşti. Ee, i̇şte OP vakası oldu yine bildiğiniz gibi. Haricinde sel vakası oldu. Bununla birlikte e, Nansen raporuna göre arkadaşlar. Burada yatırımcının büyük yatırımcının çıkışları ile birlikte yani Selden ve Opi'den yapılan çıkışların çok büyük bir kısmı ada'ya aktığı gözlemlendi sevgili arkadaşlar. Yani olası bir yani ortada hali hazırda bir e, kriz ortamında bir çöküş ortamında arkadaşlar aslında batan gemiden kaçan yatırımcılar direkt olarak parasını ada coin'e park ettikleri e, Nansen raporunda. Açık bir şekilde belirtildi ki bu da genel olarak Adaya duyulan güveni karşımıza çıkarıyor sevgili arkadaşlar. Ee, i̇ki haberi de aslında burada sizlerle paylaştık. Bunlar çok 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 güzel durumlar sevgili dostlar. Ee, tabii ki Adanın da yani bu ne kadar büyük bir proje ne kadar güzel bir e, proje olduğunu gösteriyor ki kripto'nun öncülerinden bir tanesidir. Adacoin sevgili dostlar. Tabii ki yatay hareketlerini yapıyor. Yani Bitcoin müsaade etmedikçe zaten Adanın yükselmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü Adanın zaten güzel tarafı kripto piyasası ve büyük bir dev olan, en büyük dev olan Bitcoin'le ile olan uyumudur sevgili arkadaşlar. Bunu da söylemek lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum. Herkese hoşçakalın.